Sana verdiğim sözü tuttum Dilruba. Kardeşini tahta çıkarttın. Nihayet beklediğimiz günler geldi. Senden bir an bile şüphe etmedim. En zor günümde dayı senden güç aldım. Kardeşim için yaptığın şeyler o kadar kıymetli ki. Ben ne yaptıysam senin için yaptım Dilruba. Saçının bir tek teli için dünyayı yakarım. Ne oluyor Davut? Bilmiyorum, şimdi öğreniriz. Ne oluyor? Davut Paşa. Padişah fermanı olmadan Sultan Osman'ı katletmekten suçlu bulundu. Alın şunu. Bir dakika durun. Durun, ne yapıyorsunuz? Durun. Emrediyorum, durun dedim. Alar. Kimden aldınız bu emri? Kim verdi? Kösem Sultan mı? Hünkârımızın emridir. Sultan Mustafa Han'ın fermanıdır. Sultanım, devlet ricali ve asker hazır. Bir emriniz kâfi. Emredin, Sultan Mustafa'yı tahttan indirelim. Şehzademiz Murat Hazretlerini tahta çıkaralım. Bunun vebali ağır olur Halil Paşa. Zira hainler Osman'ı katlettiler. Artık tahta onun kanı var. Hal böyleyken muradımı o kanlı tahta çıkarmayacağım. Yeniçeriler Davut'u yakaladılar. Kardeşimi kandırıp Hattı Hümayun'u yazdırmışlar. Ne olur öldürecekler onu, yetişin kurtaralım. O Hattı Hümayun'u naibi olarak ben yazdırdım Dilruba. Ailem siz neler söylüyorsunuz? Davut kardeşimin iktidarı için kendi hayatını tehlikeye attı. Herkesi karşısına alıp Mustafa'nın yanında durdu. Nasıl gözden çıkarırsınız? Sen de biliyorsun ki onu kurtarmak için elimden geleni yaptım. Lakin buraya kadarmış. Üzerimizdeki baskı büyük. Eğer bir kurban vermezsek hepimiz yok olup gideriz. Valide, ne olur yapmayın. Yalvarıyorum anne. Ben onsuz yaşayamam annem, ne olur yapmayın. Artık çok geç değil baba. Çok geç. Görmek büyük bir şeref sultanım. Bu urganı hatırlıyor musun? Üzerinde hala oğlumun kanı var. Sen de Dilruba'da günahlarınızın bedelini ödeyeceksiniz. Yoksa canımı bizzat siz mi alacaksınız? Davut Çelebi. Senin pis kanına elimi bulaştırır mıyım hiç?
Çeşteci Ali Ağa. Ağır ağır ölsün istiyorum. Öyle acı çeksin ki ölmek için yalvarsın. Emredersiniz sultanım.